Günahları, suçları neydi ki? Türkü söylediler, ne yaptılar ki? Tabii ki ben bir anayım. Anayım, ana. Beş kızdan sonra Hasret doğdu. İsmini keşke Hasret koymasaydım, belki ona Hasret kalmazdım. Ne diyebilirim? Öyle. Hiç çocuk olmadı ki. Yürümeye başladığı zaman sanki 10 yaşındaydı. Öyle laflar, öyle şeyler konuşuyordu ki. Bir yaşlı görürse hemen giderdi. Soru sorardı. Sen kaç yaşındasın işte, kim annen, kim baban, kim nerelisin, soyun ne? Öyle. Meraklıydı öyle şeylere. Hep yazardı. Yani arada tabii ki kendisi de danışıyordu. Anne nasıl söyleyeyim, şunu ne diyeyim, bunu ne diyeyim, ben söylerdim kendisine. Şu şöyle yakışıyor, bu böyle. Ben daha doğrusu Kürtçe türküleri seviyordum. O da bir iki söyledi ama sonra bıraktı. Biraz daha şey olunca onları fazla arıkı söyledi, evet arık. Yok, kendisi söylerdi. Kendisi yani meraklıydı böyle. Bizim burada yani bir ölü falan bir şey olunca ağıtlar oluyor. Onlara çok meraklıydı. Çekerdi hemen. Ne söyleyebilirim ki onu size? Senin haberin var mıydı geleceği günden? Konuşmuş muydunuz hiç öncesinde? Evet. Geliyorum dedi ama gelme dedik, geldi. Niye gelme dediniz anne? Yani dedim, gelme oğlum, niye geliyorsun? Yani aklıma da bir şey gelmedi ama içime bir sanki bir sızı girdi yani. Gelme dedim. Aması da ama işte. Allah düşmana vermesin, öyle kolay değil. Günahları, suçları neydi ki? Türkü söylediler, ne yaptılar ki?